Şu anda bu videoyu izlerken aslında hiç farkında olmadığınız mucizevi bir olayı nasıl deneyimlediğinizi kısaca anlatacağım size. İçinde bulunduğunuz sessizliğin, hareketsizliğin, huzur verici ortamın aslında hiç öyle olmadığını, bulunduğunuz yerden uzaklaşmaya başladığınızda her şeyin nasıl kaotik, ürkütücü, belirsiz ve asla bir önceki an gibi olmadığı gerçeğinden bahsedeceğim. Başlıyoruz. Bu deneyimi yaşadığımızı bilebilmek için farkındalık gerekiyor. İçinde yaşadığımız dünyayı, güneşi, güneş sistemimizi, samanyolunu, nereden gelip nereye gittiğimizi fark etmek. 13,6 milyar yıl önce oluşan çubuklu sarma gök adamız Samanyolu, tahmini 100 ila 400 milyar yıldıza ev sahipliği yapıyor. Bir ucundan diğer ucuna 100 bin ışık yılı genişliğinde ve 1000 ışık yılı kalınlığında. Yaklaşık 10 bin ışık yılı çapında da merkezi bir çıkıntıya sahiptir. Eğer güneş sistemimiz bu merkezi çıkıntının içinde olsaydı, güneş battıktan sonra gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius gibi 1 milyon yıldızı görebilirdik ve gece gökyüzü öyle parlak olurdu ki gündüzden ayırt edilmesi imkansız hale gelirdi. Neyse ki güneşimiz bu sarmal kolun biraz dışına doğru olan kısmında gözlerden ırak bir yerde ve biz de onun yörüngesinde vaktimizi geçiriyoruz. Fakat on binlerce yıl boyunca fark edemediğimiz şey şu oldu. Olduğumuz yerde kıpırdamadan dursak bile hareket ediyoruz. Üstelik inanılmaz hızlarda. Gelin birlikte 75 yıl yaşayan bir insanın ömrü boyunca, hikaye bu ya, hiç kıpırdamasa dahi evrende kaç kilometre seyahat edeceğine ve nerelere gideceğine bakalım. İlk yerel dönüş hareketimiz dünyanın kendi eksen etrafında dönüşü ile başlıyor. Dünyanın çevresinin toplam uzunluğu 40.075 kilometre. Ve bu 40.075 kilometreyi 24'e bölersek, dünyanın bir saatte 1669 kilometre gittiğini buluruz. 75 yıl yaşayan bir kişinin ömrünü saate çevirirsek, ortalama 657 bin saat eder. Saatte 1669 kilometre giden birisi, 657 bin saatte 1 milyar kilometreden fazla yol alır. Büyük rakam ama bu henüz ısınma turu. Dünya, kendi etrafından sonra Güneş etrafında da elips bir yörüngede ilerler. Yani Güneş'e bazen yakınlaşır ve hızımız artar, bazen de uzaklaşırız, hızımız azalır. Güneş'in çevresindeki dönüş hızımıza saniyede ortalama 30 kilometre diyebiliriz. Bu da saatte 107.226 kilometre yapıyor. Bunu da insan ömrü 657 bin saat ile çarparsak 70 milyar kilometre yol demek. Şu ana kadar 75 yıl yaşayan bir insanın ömrü boyunca dünyanın kendi etrafında dönüşü ile 1 milyar kilometre, güneş etrafındaki dönüşü ile 70 milyar kilometre, toplamda ise 71 milyar kilometre seyahat edeceğini hesapladık. Bu rakam size bir anlam ifade etmiyorsa şunu düşünün. Plüton, yörüngesinin güneşe en uzak anında 7,3 milyar kilometre mesafede bulunuyor. Siz ise bunun neredeyse 10 katı uzaklığa eriştiniz. Fakat yolun daha başında olduğunuzu söylesem, çünkü Güneş, Samanyolu'nun çevresinde de dönüyor ve peşinde bizi de sürüklüyor. Güneş her nereye hareket ediyorsa, oluşturduğu kütle çekimiyle etkisi altına aldığı sistemin içindeki tüm gezegenleri, uyduları, asteroidleri, kuyruklu yıldızları ve tüm gök cisimlerini de beraberinde sürükler. Yıldızımız, Samanyolu'nun çevresini dönmeye başladığında bir tam turunu 230 milyon yılda tamamlar. Bu da şu demek, Güneş, Samanyolu'nun etrafında saatte 828 bin kilometre hızla ilerliyor. Haydi bunu da insan ömrü 657 bin saat ile çarpalım, 543 milyar kilometre yapıyor. Bunun üzerine daha önce dünyanın dönüşlerinden elde ettiğimiz 71 milyar kilometreyi de koyarsak 614 milyar kilometreye ulaşıyoruz. Korkunç bir uzaklık. Fakat birazdan bahsedeceklerim yanında aslında bu hiçbir şey. Samanyolu galaksisi de hareket halindedir ve bilinmezliğe doğru gidiyor. Evrende neredeyse tüm galaksiler birbirinden uzaklaşıyor ve bu evrenin genişlemesinden kaynaklanıyor. Bu genişlemenin yanı sıra her galaksinin kendine has bir hareketi bulunuyor. Bilim insanları bunu tuhaf hız olarak adlandırmakta. Galaksimiz, yerel grup adı verilen 40 kadar gök adadan oluşan bir kümenin en büyük ikinci üyesidir.
Yerel grubun en büyük üyesi Andromeda galaksisi, üçüncü büyük üyesi ise Üçgen galaksisidir. Yerel gruptaki diğer gökadaların çoğu, çok daha küçük cüce küresel ve cüce eliptik gökadalarıdır. Galaksilerin oluşturduğu daha büyük yapılara üst küme adı verilir. Bizim galaksimizin de içinde bulunduğu yerel grup, 65 milyon ışık yılı uzaklıktaki devasa bir galaksi kümesi olan Başak Üst Kümesi'nin üyesidir. Galaksiler birbirlerine kütle çekimiyle bağlı olmasına rağmen, üst kümeler birbirlerine kütle çekimiyle bağlı değillerdir. Bu üst kümelerin oluşturduğu bir yapı daha vardır, o da Hawaii dilinde muazzam cennet anlamına gelen Laniakea Süper Üst Kümesi. Bu süper üst kümenin merkezinde tüm galaksileri kendisine doğru çektiği iddia edilen büyük çekici bulunmaktadır. Bu şey bir yapı ya da galaktik varlık değil. Evrenin karanlık ve gizemli bir bölgesi. Üstelik hiç kimse neden bu galaksilerin bu büyük çekiciye doğru çekildiğini bilmiyor. Bizim galaksimiz de saniyede 600 kilometre hızla ne olduğu hakkında pek fikrimizin olmadığı bu büyük ve karanlık alana doğru çekilmekte. Unutmadan 75 yıllık adamımız için Samanyolu'nun bu seyahatini de hızlıca hesaplarsak 1,41 trilyon kilometre yapıyor. Şimdi 75 yıl için Dünya'nın kendi etrafındaki dönüşünü, Güneş etrafındaki dönüşünü, Güneşimizin galaksimiz etrafındaki dönüşünü ve galaksimizin ilerlediği kilometreyi toplayalım, sonuçta 2 trilyon kilometreye ulaşırız. Muazzam bir seyahat ve kilometre. Ve işin en ilginci ne biliyor musunuz? Takvimsel olarak döngüler yaşasak da, evrenin hiçbir noktasından kesinlikle ikinci defa geçmiyoruz. Ömrümüzün sonunda şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, doğduğumuz yer milyarlarca kilometre geride kalmış olacak. Çünkü güneş bizi sürüklüyor, Samanyolu güneşi sürüklüyor ve asla aynı yere geri dönemiyoruz. Gözümüzün önünde her şey dönüyor gibi görünse de, resmin tamamına baktığımızda aslında hiçbir dönüş yok. Evrenin derinliklerinde ürkütücü bir şey bizi çağırıyor ve olduğunu bilmeden doğruca ona koşuyoruz. Hepsi bu. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videonun size katkısı olmuştur ve keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız sizden istirhamım, kanalıma abone olmanız, izlediğiniz videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız. Sizlerin desteği bu anlamda çok önemli çünkü sizin desteğiniz olmadan içerik üretmem neredeyse imkansız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi, huzur ve bilgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.